öncülüğünde Halk Günü programımızın bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta bir müddet ara verdiğimiz Halk Günü uygulamamıza vekillerimizin katılımıyla geçen hafta başlamıştık. Bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa bundan böyle her hafta bir milletvekilimizle talebe bağlı olarak, yoğunluğa, isteğe bağlı olarak bir milletvekilimizle devam etmek istiyoruz. Bugün de Sayın Ahmet Çakır milletvekilimiz bizimle beraber siz hemşehrilerimizin taleplerini, önerilerini, varsa eleştirilerini ilk ağızdan, ilk elden tespit etme, dinleme imkanı olacak. Sizler de direkt kendisine bu konudaki düşüncelerinizi, talep ve beklentilerinizi iletebileceksiniz. İnşallah Malatya'mız için, hemşehrilerimiz için güzel bir uygulama olur ve sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz diye ümit ediyoruz. Ben Sayın Vekilimize ve sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizi Sayın Vekilimizle baş başa bırakıyorum. Buyurun Sayın Vekilim. Değerli Başkanım. Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başkanım ifade etti. AK Parti olarak, AK Parti'nin felsefesinde halkı temsil etmek, halkın içerisinden çıkmış bir parti. Dolayısıyla halk için çalışan, hizmetin halk için olduğunu ifade eden bir anlayış, bir siyasi hareket. Dolayısıyla bizler de hem belediye başkanlığı dönemimizde olsun, hem milletvekili dönemimizde olsun, onun öncesinde il başkanlığı dönemimizde olsun, her dönem milletvekillerimizin bir halk günü yaparak hem sorunları birebir herkese ulaşmak, herkesin ulaşabildiği bir vekil olmak, bir siyasi anlayış olmak vesileyle de biz bugün burada halk günü, geçen hafta da devam eden halk gününe bu hafta biz devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süre içerisinde her hafta veya 15 günde bir il başkanımızın yapmış olduğu program çerçevesinde, halk günü çerçevesinde katılıyoruz. Amacı inşaatı devam eden fizik tedavi, kadın doğum çocuk gibi diş hastanesinin tamamlanması gibi gerçekten çok güzel bir fiziki anlamda da güzel bir hastaneye kavuştuk ama daha önceki devlet hastanemiz Battal Gazi bölgemizde bulunan devlet hastanemizin kapasitesi büyütüldü. 300 yatağa çıkarıldı. Gerçekten son derece modern, donanımlı bir hastane. İhale aşamasındayken ihalesi sadece ötelendi diyebiliriz. Dolayısıyla ben ümit ediyorum ki 2019 yılı içerisinde tekrar ihaleye çıkacak. Kesinlikle iptal edilme, ertelenme diye bir şey söz konusu değil. O hastane oraya yapılacak. Dolayısıyla sadece süre anlamında ihale süresi biraz uzatıldı. İhalesi 2019 yılı içerisinde yapılacağını umuyorum. İnşallah mevcut cami gerçekten hem küçük hem de orada karot alınıp incelendiği zaman onun dayanıksız olduğunu da göreceksiniz. Sıkıntılı bu tabii incelenecek. Bakılacak. Orası depreme dayanıklı bir yapı olmadığını ben biliyorum. Ama bu tekrarının bir gözden geçirilmeli. Tekrar karotlar alınarak incelenilmeli. Dolayısıyla Kernek'te bir düzenleme yapılıyor. Kernek'in hemen buradan bakınca sağ tarafta kalan bölgeler tamamen park alan içerisinde kalıyor. Oradaki konutların kaldırılmasıyla orada büyük bir park oluşuyor. Orada bir müzemiz var ve bir cami yapılacak. Cami Kernek Meydanı ile birlikte aslında bütünleşmiş olacak. Dönemimize uygun Malatya Kernek'in o ilk dönemlerine bakarsanız Malatya'nın herhalde merkezinin öyle 100 bin nüfuslu, 200 bin nüfuslu olduğu dönemler gibi değil artık Malatya. Merkez nüfusu 700 binlere yaklaşmış, 700 bine doğru gelen 620 bin nüfusa ulaşmış.